Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe dersinin 9. telafi dersini işleyeceğiz. Konumuz ise noktalama işaretleri. Evet çocuklar, noktalama işaretlerinde bilmemiz gereken şu bilgilere bir göz atalım. Nokta, bildiğiniz gibi çocuklar cümlenin sonuna konulur. Mesela bir cümle söyledik. Onur okula geldi. Nokta. Cümle bittiği için sonuna nokta konulur. Ya da sayılardan sonra sıra bildirmek için. Mesela örnek verelim hemen. Mesela diyelim 4 nokta koyduk. Dördüncü oldu. Sıra sayılarını bildirmek için dördüncü. Mesela kitap okuma yarışmasında dördüncü oldu gibi. Evet, virgülde ise çocuklar birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur demiş. Mesela Damla, örneğimize bakalım. Damla, Kayra, Fatma bizim eve geldiler. Şimdi bak bizim eve gelen kişiler Fatma. Aynı görevde yani aynı mesela burada bir isimden bahsediyor. Ona benzer biri Kayra, ona benzer Damla. İnsan isimlerini sıralamış burada mesela. Çocuklar meyveleri sıralayabilir, insan isimlerini sıralayabilir, kitap isimlerini sıralayabilir. Aynı türden eş görevli olan şeyleri sıraladığı zaman arasına virgül konur demiştik. Şimdi soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna da soru işareti konur dedik. Bunu biliyoruz zaten soru sorulduğu zaman. İşte dikkat etmeniz gereken nokta her soru sözcüğü soru anlamı taşımaz. Mesela şöyle yapalım. Güzel mi güzel bir kalemim var. Evet, bakın burada diyeceksiniz ki öğretmenim mi geçmiş, burada kesin soru soruluyor. Şimdi şöyle düşünün çocuklar, bu cümleyi okuduğunuz zaman bir cevap verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Güzel mi güzel bir kalemim var. Evet, buna bir cevap veremiyorum. Kalemim güzel mi dediğim zaman evet güzel ya da hayır güzel değil diye cevap verebiliyorum. İşte burada bilmeniz gereken nokta şudur çocuklar. Okuduğunuz cümleye karşınızda biri varmış gibi düşünün. Biri size onu söylediği zaman cevap verebiliyorsanız bu bir soru cümlesidir çocuklar. Ünlem işareti ise çeşitli duyguları anlatan cümle ya da sözlerin sonuna konur. Yani bu bir sevinç olabilir, acı olabilir, korku, şaşırma gibi durumlar olabilir. Örneğimize bakalım. Yaşasın sınıfı geçtim. Bakın bir mutluluk duygusu, sevinç duygusu ve birden böyle söylemiş mesela yaşasın sınıfı geçtim dediği zaman sonuna ünlem işareti koyuyor. Duygularımızı anlatan cümlelerin sonuna konur diyelim çocuklar. Özel isimlere gelen ekleri ayırmada kullanılır demiştik. Bir örnek verelim mesela Ali'nin silgisini buldum demiş. Biz yazalım. Mesela sıraç. Evet, ne olacak? Sıraçın kalemi dediğimiz zaman ne yapacağız burada? Sıraç'ın. Sıraç bir isimdi. Evet. Buraya gelen ın ne oldu çocuklar? Sıraç'ın. Gelen ek ayrıldı. Neyle? Kesme işaretiyle. Bunu da öğrenmiştik. Ve en son olarak da kısa çizgiyi göreceğiz şimdi. Satıra sığmayan. Satır sonuna mesela. En son satıra geldik. Sığmadı kelimemiz. Ne yapacağız? Bölmemiz gerekiyor. Bunu kısa çizgiyle bölüyoruz. Örneğimize bir bakalım. 5 yaşımdayken okumayı öğrendim. Şimdi sevgili çocuklar, kelimemiz okumayı. Şuraya yazalım. Okumayı dedik, değil mi? Bu kelimenin hepsi oraya sığmıyor. Sığmadığına göre şu aşağı sığmamış. Ne yapacağız? Hecelerinden ayırarak bölmemiz gerekiyor. Yani o ku ma yı. Bir de bilmemiz gereken bir nokta var. En altında böldüğümüz zaman eğer en alt mesela böldük oku mayı dedik değil mi? Burası alt kısmı, burası üst kısmı. Alt kısmında tek bir harf kalamaz. Gene aynı şekilde üst kısmında tek bir harf kalamaz çocuklar. Mesela buraya o deyip kumayı dersem olmaz. Çünkü tek bir harf ne yukarıda ne aşağıda kalabilir. O yüzden ya bunun yanına diğer heceyi getirmem gerekiyor
Ya da bunu alıp aşağıya yazmam gerekiyor. Buraya yazamam çocuklar. Ayırırken de şuna dikkat ediyoruz. Hece hece niye ayırdım ben buraya? Heceleri ayırırken mesela o sığdı mı? Sığdı. Sonraki heceme bakıyorum ku. Ku'nun hepsi sığması lazım. Eğer mesela şöyle olsaydı. Ok, umayı deseydim bu olmazdı çocuklar. Bu yanlıştı. Çünkü burada ne var? Ku hecesinin K'yi burada yazmışız, U'yu burada yazmışız. Heceler bölünmez. Bunu detaylı olarak göreceğiz zaten satır sonuna sığmayan kelimelerde. Kısa çizgi gördüğünüz gibi hecelerini ayırdığımız zaman sığmadığı yerde kullandığımız bir noktalama işaretidir diyeceğiz. A etkinliğimize bakalım. Video durdurma etkinliği bu arada bu. Hemen aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Kitabınızı ya da defterinizi açıp bunların isimlerini ve işaretlerini yanlarına yazmanızı istiyoruz. Mesela nokta yazın, virgül yazın, soru işareti yazın, ünlem işareti, kesme işareti, kısa çizgi. Bunları yazdıktan sonra yine aynı şekilde böyle parantez açın yanına, işaretini yapın yeter. Anlamlarını ve örneklerini vermenize gerek yok. Bunu kendiniz öğrenmeniz gerekiyor çocuklar. Yani bir yazı yazmadan direkt söyleyebilmeniz gerekiyor. Cümleleriniz yarım olabilir, düzgün olmayabilir ama kendi ifadelerinizle söylemenizi istiyorum. Bunu yazdıktan sonra etkinliğimize geçebilirsiniz çocuklar. Yazana kadar videoyu durdurabilirsiniz. Evet, A etkinliğimizde diyor ki aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Şimdi ben hepsini tek tek okuyacağım. En sonunda da videoyu durdurmanızı isteyeceğim. Eve ne zaman gideceksin? Eyvah! Yine geç kaldım. Arkadaşlarımla görüştüm. Markete mi gideceksin? Hey, buraya baksana. Parkta bisiklet sürdüm. Yarın kim gelecek? Of, çok yoruldum. Evet sevgili çocuklar, videoyu durdurup bunların işaretlerini yazmanızı istiyorum. Açtığınızda ben cevaplarını vermiş olacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi eve ne zaman gideceksin? Ne demiştik? Eğer bir soru sorabiliyorsam. Evet, ne demiştik? Okuduğum cümleye cevap verebiliyorsam bu bir soru cümlesidir demiştim. Eve ne zaman gideceksin? Bugün gideceğim. Saat 5'te gideceğim. Bakın cevap verebiliyorum. O zaman bu bir soru cümlesidir. Eyvah! Yine geç kaldım. Bakın şu ifadeler, bakın yine geç kaldım deseydi sadece nokta koyabilirdik ama şu cümleyi, şu kelimeyi kullandığı için eyvah dediği için bir telaş var. Buna bir ünlem işareti koyuyoruz çocuklar. Evet, arkadaşlarımla görüştüm. Evet, bu bir normal. Biriyle konuşurken konuştunuz. Mesela arkadaşlarımla görüştüm dediniz. Cümlenin sonuna nokta konulur. Markete mi gideceksin? Bakın bu arada şunları da yazalım. Bakın nokta koyabiliriz. Virgül koyabiliriz, ünlem koyabiliriz, soru işareti koyabiliriz, kısa çizgi koyabiliriz ama cümlenin sonuna bunu koyamayız çocuklar. Ya noktadır, ya ünlemdir, ya soru işaretidir. Bunu unutmayalım. Ona göre üçünden birini koyacağız. Soru değil, şaşırma değil, nokta. Markete mi gideceksin? Bu üçünü düşünün. Bakın cümle sonu olduğu için, cümle içinde farklı ifadeler koyacağız. Markete mi gideceksin? Ne oldu çocuklar? Soru işareti. Soru soruyor. Evet, markete gideceğim. Hey, buraya baksana. Bakın soru değil. Nokta olabilirdi ama şu kelime. Bakın birazdan bunları açıklayacağım. Hey diye ifade ediyor. Bu da ünlem işareti. Bakın böyle kelimeleri bir kerelik görseniz aslında cevabını hemen verebilirsiniz. Bir de şunu göstereyim. Of, çok yoruldum. Evet, bu, of, hey, eyvah, bu gibi kelimelerin sonuna ünlem koyabilirsiniz çocuklar. Parkta bisiklet sürdüm. Ünlem değil, soru sormuyor. Bu bir nokta olacak. Yarın kim gelecek? Direkt bak kim gelecek? Onur gelecek. Ne oldu? Soru işareti oldu sevgili çocuklar. Bu şekilde yapabilirdik. Aşağıdaki verilen cümlelerde gerekli yerlere virgül koyalım. Virgülün görevi neydi çocuklar? Onu bir hatırlatalım. Diyorduk ki
eş görevli mesela aynı türden olan mesela insan isimlerini sıralarken, eşyaları sıralarken, meyveleri sıralarken, aynı türleri sırayla söylerken arasına virgül konulabilir demiştik çocuklar. Bir tane örneğini verelim. Kalemimi, silgimi, defterimi çantamdan çıkardım. Bakın kalem, silgi, defterimi, bak buraya daha koymuyorum. En son söylediği bak kalem, silgi, defter. Ama bak çantamdan çıkardım derken çanta bunların özelliğinden değil. Çünkü çantanın içinden çıkardığı ürünler kalem, silgi, deftermiş. Bunların arasına koyacağız çocuklar. Dikkat edin. Eş görevli olduğu için bunlara virgül koyuyoruz. Haydi diğerlerini sizler yapın. Ben bir okuyayım. Ziya, Recep, Abdullah birlikte okula gittiler. Manavdan patates, soğan, biber, patlıcan aldım. Gül, lale, menekşe, papatya çiçeklerini çok seviyorum. Tatilde Bursa, Balıkesir, İzmir'den geçtim. Ela akıllı, çalışkan, terbiyeli bir öğrencidir. Evet çocuklar, birazdan açıklamasını yapacağım hepsinin. Önce siz videoyu durdurup yapın. Açtığınızda ben cevaplarını vermiş olacağım. Evet. Ziya, Recep, Abdullah birlikte okula gittiler. Bir insan isimlerini sıralamış burada. Bakın Ziya, Recep, Abdullah. Aralarına virgül koyuyoruz çocuklar. Manavdan patates, soğan, biber, patlıcan aldım. Manav ürünlerini almış değil mi? Bak sebze, meyve tarzı yani ne almış burada? Sebze almış. Patates, soğan, biber, patlıcan. Bunların arasına koymam gerekiyor. Patates, bakın manavla patatesin arasına koymuyorum. Patates ilkini saydıktan sonra sıralıyorum şimdi. Patates, tamam. Soğan, tamam. Biber, şöyle virgül koydum. Patlıcan. Bak patlıcandan sonra da koymuyorum. Tamam mı? Saydığım bak 1, 2, 3, 4 ya. 1 ile 4'ün arasında olanları koyuyorum çocuklar. Gül, lale, menekşe, papatya çiçeklerini çok seviyorum. Bakın çiçek isimleriydi bu. Çiçeklerini dedi. Çünkü çiçekleri isimlerini söylemiş. Gül, lale, menekşe, papatya. Haydi bunların arasına virgül koyalım. Virgül bu kadar çocuklar. Tatilde Bursa, Balıkesir, İzmir'den geçtim. Şehir isimlerini söylemiş. Aynı türden isimler. Bursa'yı, Balıkesir'i, İzmir'i biliyoruz şehir ismi olduğunu. Aralarını karışmasın diye virgül koyuyoruz çocuklar. Ela akıllı, çalışkan, terbiyeli bir öğrenci. Ela'nın özelliklerini saymış çocuklar bakın. Akıllı olması, çalışkan olması ve terbiyeli olması bir özelliği aynı türden. Özellik türünden bir özellik. Akıllıdan sonra virgül, çalışkandan sonra virgül dedik. Evet, burada aynı türden özellikleri sayarken araya virgül koyuyoruz demiştik sevgili çocuklar. Noktalama işaretlerinin birinci etkinliği bu şekildeydi. C etkinliğine bakalım. Aşağıdaki cümlelerde satır sonuna sığmayan kelimeler doğru bölünmüşse cümlenin başındaki kutucuğa doğru, yanlış bölünmüşse yanlış yani Y yazacağız çocuklar. Biz ne demiştik? Satır sonuna sığmayan bir kelimeyi ayırırken hecelerine dikkat ediyorduk. Bu bir. Hecelerini bölerek ayıramazdık. Mesela örnek verelim hemen. Onur diyeceğim. O, nur değil mi? Satırda burası olsun. On çizgi ur diyemem. Bakın nur hecesini ne burada ur burada olamazdı. Heceyi doğru ayırmam gerekiyordu. Bu bir. İkincisi ise tek bir harf ne yukarıda ne aşağıda olur demiştik. Bunlara dikkat ediyoruz sevgili çocuklar. Evet. Kitabımı evde unutmuşum. Evde. Doğru mudur, yanlış mıdır? Şimdi ben bunları okuyayım. Önce siz yapın. Nereye gideceğim şimdi? Okulda Atatürk'ü öğrendim. Her gün mutlaka kitap okurum. Evet, videoyu durdurup şöyle yapabilirsiniz. Kitabı olmayanlar 1, 2, 3, 4. Bir doğruysa birin yanına doğru, yanlışsa yanlış gibi ifadeler yazabilirsiniz sevgili çocuklar. Evet, kitabımı evde unutmuşum. Evde. Burada hecelerine de doğru ayrılmış. Tek bir harf de yok. Kriterlerim bunlardı. Bunlara baktım. Doğru ayırmış. Şimdi Atatürk'ü diye yazmış. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu.
A tek başına kalmış çocuklar. Ben ne demiştim? Tek bir harf yukarıda ya da aşağıda kalamaz demiştik. Ya bunu aşağı alacağız ya buradan bir hece buraya getirmemiz lazımdı. Onu da yapamadığımız için bu yanlış ayrılmış çocuklar. Nereye gideceğim şimdi? Evet, gide. Bakın nasıl ayırıyorduk? Gideceğim. Şimdi baktığın zaman gi tamam var ama de hecesi bakın d burada e burada. Yanlışlıkla buradan bölmüş. O yüzden bir yanlışlık yapılmış. Her gün mutlaka kitap okurum. Mutlaka. Burada bir hata yok. Tek bir harf yok. Hecelerini de doğru ayırmış. Doğru cevabımız bu şekilde olacaktı sevgili çocuklar. D etkinliğinde ise evet şöyle yapalım. Hangi noktalama işaretlerini koyacağız diyor. Evet şöyle bir okuyalım. Hayati'nin yanına oturdu. Şimdi ben söyleyeceğim. Sizler hepsini bitirdikten sonra durdurup şöyle de yapabilirsiniz hatta. Şunların yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. 1'den 9'a kadar cümleleri okuyacağım. Sizler bakın bunu söylerken bak nasıl diyeceksiniz? 1, hadi birincisini yapalım. Hayati bir isimdir. Kesme işaretinin yanına oturdu. Evet. Birincisinde ne yapacağız? İlk kesme, ilk bölüme şöyle kesme işareti, daha sonra nokta. Ya böyle çizgi ya da şöyle virgülle ayırabilirsiniz. Tamam mı? Birincisi bu demek, ikincisine bu gelecek demek. Sonra ikiye geçebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Cümlenin hepsini yazmanıza gerek yok. Eğer kitabınız varsa zaten üstünde işaretlemeniz yeterlidir. Evet, ne demiştik? Hayati özel isimli nin yanına oturdu. Tamam. Şimdi diğerlerini ben okuyorum. Sizler yapmaya çalışın. Geldim. Bitince açıklayacağım ben. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Anıtkabir'i ziyarete gidelim mi? Anneannem Almanya'dan dönüş yaptı. Aa, Ayşe'nin oyuncak bebeğin kolu kopmuş. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Dün Aksaray'a dolu yağmış mı? Vah vah, Erdal'ın ayağı kırılmış. Komşumuz Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Evet sevgili çocuklar, bunları videoyu durdurup yapmanızı istiyorum. Açtığınızda cevaplarını vermiş olacağım. Şimdi birincisini yapmıştık zaten. Türkiye bir ülke ismi. Buraya gelen ek kesme işaretiyle ayrılır dedik. Sonra Ankara bir özel isim ama bakın sığmadığı için bir kere buraya bir kesme işareti yazacağız. Ankara. Tamam. Gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Evet. Anıtkabir. Evet. Bu özel bir isim. Gelenek kesme işaretiyle ayrılır. Ziyarete gidelim mi? Gide çizgi lim. Çünkü sığmadığı için mi sorusu da var. Bunu da sonuna soru işareti. Anneannem Almanya'dan. Evet, bir ülke ismini hemen kesme işaretiyle gelen eki ayırdık. Dönüş yaptı. Evet, cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Şaşırma gibi durumlarda biz duyguları belirten ünlem koyuyorduk. Aa deyip Ayşe'nin bakın Ayşe özel isim, gelenek, şu eki ayırmak için kesme işareti koyuyoruz. Oyuncak, bebeğinin sığmamış, kısa çizgiyle ayırıyoruz. Kolu kopmuş, sonuna nokta. Atatürk, özel bir isim. Evet, geleneği ayırmak için kesme işareti koyuyoruz. Babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Bak, Bey'den sonra gelen ek, bakın büyük yazılmış zaten. Özel isim. Bakın sadece Bey deseydi küçük yazardık ama ismi var. Ali Rıza Bey deyince artık özel oldu ve buna gelen eki kesme işaretiyle ayırıyoruz sevgili çocuklar. Dün Aksaray A. Evet, gördüğünüz gibi bir il ismini kesme işe gelen eki ayırarak kesme işaretini koyduk. Dolu yağmış mı? Mı soru soruyor. Vah vah, evet bir üzüntü duygusu olabilir. Burada hemen ünlemimi koyuyorum. Erdal'ın isim sonuna gelen kesme işareti.
gelen eki ayırmak için kesme işaretini koyduk. Ayağı kırılmış. Sonuna noktamızı koyuyoruz çocuklar cümle bittiği için. Komşumuz Irak. Irak bir ülke ismi. Kesme işareti çünkü bir ek gelmiş. O eki ayırmak için kesme işaretini koyduk. Başkenti Bağdat. Bağdat ama sığmadığı için kısa çizgi Bağdat. Evet. Gelen ek var. Hemen kesme işaretimi koydum. Cümle de bitti. Noktamı da koydum sevgili çocuklar. Evet, şimdi de test etkinliklerimize bakalım. Diyor ki, bu cümlede parantez ile gösterilen yerlere sırasıyla ne gelmesi lazım? Tarlaya salatalık, domates ve biber ektik. Ne demiştik? Aynı türden olanları virgülle ayırıyorduk. Bakın, tarlaya salata, domates ve biber. Bakın, salatadan sonra domates, en sonuncusunu ister virgülle ayırabilirdi, sonra ister V de yazabilirdi ama burada bir şey yok. Buraya virgül koyuyoruz, ektik, sonuna da nokta. İlki ne olacaktı? Virgül, şu gitti. Bakın virgülle başlaması lazım, sırayla diyor çünkü en üstte bu var. Sonra soru işareti gelmez, bu da gitti, sonuna da nokta. Eleme yöntemini de göstermek istedim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konmuştur diyor. Hemen şöyle yapalım. Biraz büyütelim bunları. Şöyle. Evet. Oh su ne güzel. Evet şu kelimeden dolayı gördüğün gibi bakın isterse buraya koyabilir. Bakın şu şekilde bunu bir daha gösterelim. Bu güzel oldu örnek. Oh deyip buraya koyarsa bu cümle harfi büyük yazılması lazım. Tamam mı çocuklar? Eğer bunu hemen bu kelimeden sonra ünlem kelimelerini söylemiştik. Ünlem kelimelerinden sonra eğer büyük harfle başlıyorsa o büyük harfle başlamadan önce ünlem işaretini koyuyoruz. Hayır, küçük harfle başlıyorsa önce virgülü koy. Yani ayır. Oh kelimesini ayır. Daha sonra cümlesi bitsin. Bittikten sonra bu ünlemi koyuyoruz çocuklar. Bakın ünlemi iki yere koyabiliyoruz. Ya o kelimeden sonra koyuyoruz. Ünlem kelimelerinden sonra. Eğer bunu koyarsak cümlenin büyük harfle başlaması gerekiyor. Ya da cümlenin sonuna koyuyoruz çocuklar. Buradan da bu kuralı öğrenmiş olalım. Buna doğru diyoruz. Hadi diyelim bunu bilmediniz. Çünkü bizim ne yöntemimiz vardı? Artı, eksi, emin değilim. Hadi bunun ne olduğunu bilemediniz. Nokta koyun. Tam emin değilsiniz. Hasan nasılsın? Bakın kesinlikle bakın cümle soruyor. Cümlede bir soru soruyor. Hasan nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Bakın bir cevap verebiliyorum. Nokta gelmemesi lazım. Kesinlikle yanlış. Soru işareti olması lazım. Burada kesin yanlış var. Bize de zaten yanlışı soruyor. Bakın bundan emin değilsen bile kesin cevabı bakın buradan bulabiliyoruz. Marketten ne aldın? Bakın cevap verebiliyorum. Marketten işte ekmek aldım dedim. Cevap verdim değil mi? Soru gelecek o zaman. Soru sorulmuş. Bu doğru. Bakın nokta koydum, eksi koydum, artı koydum. Bize ne soruyordu? Yanlışı. Kesin cevaplardan eminsem bu işaretleri, eksi ya da artıyı kesin bildiklerimde koyuyorum. Bunda tam emin değildim. Ama zaten bir tane cevap olabileceği için bakın yanlışı direkt buldum zaten çocuklar. Demek ki buradan da bir kural öğrendik. Bu da doğruymuş demek. Bakın bir tane ikisi doğru, biri yanlış olacak ya. Bunun doğru noktanın doğru olduğunu öğrendim. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan sözcük yanlış bölünmüştür? Şimdi çocuklar, satır sonuna sığmayan sözcükleri nasıl bölüyorduk? Şöyle, bir kere hecelerini ayırıyorduk. Mesela kırmızı dedik değil mi? Mesela kırmızı. Şimdi kır sığmış. Şimdi sonraki heceye bakıyorum. M'nın hepsi ya sığıyor mu sığmıyor mu? Sığmıyorsa alta geçilir dedik. Hecenin ortası bölünmez demiştik. Değil mi? Mesela şöyle yazamazdık. Kır sığdı, m sığdı, ızı. Bakın m hecesi olması gerekirdi ama m burada, ı burada olmuş. Bu yanlış. Bir buna dikkat ediyorduk. Bir de tek bir harf yukarıda ya da aşağıda kalmaz demiştik sevgili çocuklar. Bakalım. Kır, mızı. Burada bir hata görmüyorum. Dişlerini. Diş. Evet, L hecesi burada. Burada da bir hata görmüyorum. Yüzünü nasıl olması lazımdı?
yüzünü diye ayrılırdı hecelerine. Yü sığmış ama zünün hepsi sığması lazımdı. Yalnız burada Z harfini yazmış, Ü'yü aşağı yazmış. Burada bir yanlışlık var deyip hemen C'yi işaretlememiz lazımdı sevgili çocuklar. Ve son sorumuzda sırayla diyor ki cümlesinde parantez ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti gelmelidir? Evet, burada da ne yapıyoruz? Özel bir isim Murat, gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Bakın, birincisi kesme işareti olacak. Bakın, bu direk elendi. Gördünüz mü? Noktayla başlamış. Telefonunu gördün mü? Bir soru sormuş değil mi? Soru ile bitmesi lazım. Bu da elendi. Bakın, şu. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili çocuklar, şimdi ise konu testimiz var. Şu ana kadar öğrendiklerimizi 2 sayfayla, yani toplam 14 soruyla bir size sorular sormak istiyor. Tabii ki kitabı olanlar bunu yapabilir, kitabı olmayanlar da şu ana kadar öğrendiğimizle ilgili birkaç soru çözebilirlerse pekiştirmiş olurlar. Evet sevgili çocuklar, 9. telafi eğitimimiz burada sona eriyor. 10. telafi eğitimimizde görsel okuma dersinde görüşmek üzere çocuklar. Sevgiyle kalın.